Deli Sorular Manyak Cevaplar programının üçüncüsüyle siz değerli konuklarımızla birlikteyiz. Sağ tarafımda konuğum. Gülperin Doğan. Sol tarafımda aslanım. Aygül. Her zamanki gibi neyse sizlerle birlikteyiz. Keyifli bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Gayet güzel sorular hazırladık. Bugünkü konuğumuz Aşti'de çalışan çok sevgili, çok saygıdeğer otobüs firmalarının gülü Gülper Hanım. Gülper Hanım, size bazı sorular hazırladık. Biraz öncelikle kendinizden bahseder misiniz Gülper Hanım? Gülper'in Doğan'ın. Nüfusta teki. Türkiye'de teki. Başka bir şey yok mu? Nedir? Nerede doğdun? Hangi yılda doğdun? Doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'nın bütün sokaklarını bilirim. Geniş bir cevap oldu. Sokaklarını bilirim. Yani yapacak bir şey yok. Çok mesleki yönlerde çalıştım. En son 6 yılda Aşti Otogar'da çalıştım. Muhasebecilik yaptım. Katipçilik de yaptım. Bilet de kestim. Bilet kesenlere katip mi deniyor? Bilet kesenlere katip dedi. O konulara geleceğiz şimdi. Ayrıyeten geleceğiz. Kendiniz hakkında vereceğim bilgi bu kadar mı? Valla 80 kaç modeller böyle oluyor. Duydunuz bari. Bayanın yaşı sormaz ama 80 modelmiş. Ben hiç söylemeyeyim. Söyleyeyim mi İbrahim? Söyle. 91. Aygül Hanım, siz de biraz kendinizden bahsedin. Hep benim asistanlığımı yapıyorsunuz. Burada programı birlikte yapıyoruz. Ya beni artık kendinizden bahsetmiyorsunuz. Ya neden bahsedeyim işte. Ben de 72 modelim o zaman. Böyle başlayayım lafa. Ne bak arkadaşım, antikaların arasında kaldık ya. Bu nedir ya? Gülper Hanım, hemen geliyorum. 6 yıl çalıştım dediniz Aşti'de. Evet. Peki kaç tane otobüs firmasında çalıştınız? 5 otobüs firmasında çalıştım. Ben size Aşti deyince niye hemen otobüs firması aklınıza geldi? Orada büfesi var, havuzu var, tuvaleti var, her şeyi var ya. Bir sürü orada meslek var. Çarşı da var bildiğim kadarıyla. Çarşı neden çok fazla yok. Lokantası var. Lokantaları var. Ama otobüs firmaları. Hangi firmalarda çalıştın ve kaç yıl çalıştın? En uzun hangisinde çalıştın da sorabilirim. En uzun Nilüfer Turizm'de çalıştım. 1,5 yıl çalıştım. Ondan sonra kapandı herhalde. Kapanmadı. Kayyum atadılar diye. Hayır, kayyum da atanmadı. Orada şu an oranın sahibi yurt dışındaydı. Tedavi görüyordu. Bazı devlet konusuyla ilgili sorunu vardı. Ama şu an Türkiye'ye döndüğü için şu an kendi şirketini tekrar başına geçti. Buradan selam göndermek istersen. Hüseyin Kayapalı'ya. Saygılar. Niye bu iş? Yani niye otobüs firması? Niye açtı? Niye böyle bir sektör seçti? Ya muhasebeciliği devamlı merak ediyordum. Zaten eski mesleğimde de vardı. Oradan da teklif gelince orayı da değerlendirmek istedim. Ortamını görmek istedim. Bilet keserken muhasebeyle ne şey var onun? Ben muhasebeci olarak başladım. Daha sonra katipçiliği de öğrenmem gerektiğine inanarak o işi de yaptım. Sonra hosteslik. Hosteslik yapmadım. Yapmadım. Ay, aferin, güzel olmuş zaten. Hosteslerin durumu. Valla hosteslik yapsaydım büyük bir ihtimal yolcuları döverdim diye düşünüyorum. O kadar yani. Bu işin zorlukları nedir katipliğin? Bununla ilgili biraz bize bilgi verir misin? Katipliğin zorluğu şöyle söyleyeyim. Gelen yolcu ikna etmek. Güler yüzde olmak zorundasınız. Ve evdeki sorunuzu kesinlikle işinize taşımamak durumundasınız. Ve yolcunun gönlünü yapmak zorundasınız. Aşti'yi bilenler bilirler. Aşti'ye girişte hemen bizi birileri karşılarlar sürekli. İşte İstanbul'a 10, Malatya 20 falan söylerler. Hiç bayanlar görmedim ben bu çırtkanlar arasında. Bayanları aslında yapmak isteyen bayanlar var. Ama bunu açtı ortamı bayan çok daha yönlü olduğu için ve daha cazip geldiği için kabul etmiyorlar. Açtı bayanları erkekleştiriyor mu? Evet. O sertliği veriyor değil mi? Tabii, mecbur veriyor. İster istemez veriyor. Çünkü oraya girdiğiniz anda şey yapıyorsunuz. Bir koruma içgüdüsüne giriyorsunuz. Peki oradaki bu sertlikten bahsederken genelde erkeklerin sertliği biraz daha ayva sertliği şeyindedir. Bayanlar ayva mıdır, erik midir? Erik. Eriktir. Biraz daha sulu. Maalesef. Sulu sertlik. Sulu dövmek daha iyi oluyor. Sulu dövmek. Ya her şeyi dövmeye getiriyorsun. Çünkü sonuçta şimdi şöyle bir şey. Aşte çalışan erkekler diyeyim, yobazlar. Evlerinde sanki bacıları yok. Anneleri yok gibi çalışıyorlar. Burada çoğunu tenzih ediyoruz. Böyle düşünmeyenler de var. Lütfen rica ediyorum. Aşktakilerin hepsi sapık mı? %90'a değil. Sapık Aşktakilere selam olsun. Dersem inanmayın tabii. Kasiyer kabul etmiyoruz. Böyle kesinlikle bir şey. Öyle bir şey kabul etmiyoruz ama var. Otobüs bileti dönüşümden kesmekten ve otobüs bileti kesmekten ve şeyden bahsettiniz sürekli. İşte o bilet kesiyor, bunu ikna etmek zorundasın, güler yüzlü olmak zorundasın, evet, vesaire. Buna benzer birçok şeyler yapmak zorunda. Bununla ilgili bir son dönemlerde bir tabir gelişti. Bayan yanı. Evet. Nedir bayan yanı? Niye böyle bir tercih oluyor? Yani otobüste bir bayan bir erkek oturduğu zaman biz... Hayır. İlişki mi oluyor? Ne oluyor orada yani? Niye? Taciz durumuna niye giriyor. Taciz mi ediyor peki her erkek? Yapanlar var.
Otobüste. Tabii ki. Muavini de yapıyor, şoförü de, kaptanı da yapıyor ve yolcusu da yapıyor. Bir ara bir turizm firmasına çıkmıştı ya. Evet ya adam. Reklam yapmayarak diye. Bedava reklam olmaz. Ne yapmış? Kızı taciz etmiş. Nasıl bir taciz yapmış? Dokunmuş kıza. Aa, neresine dokunmuş? Söylemeyin. Terbiye müsaade etmiyor. Terbiye müsaade etsin. Burası sosyal platform. Burada her şey serbest. Eline, koluna, götüne, göğsüne... Göğüslerine dokunmuş. Kızın şey göğüslerine dokunmuş. Ya. Kötü yapmış. Bir de 2+1 koltuk. Genelde tek koltukları erkekler mi seçiyor, bayanlar mı? Bayanlar seçer. Peki iki tane yan yana oturan erkek olunca sapık olmuyor mu? O erkeklerin en azından biri isteklerine erkek, bağlı bir şey. Hem olmuyor yani, değil mi? Yani ya. İki tane erkek. La bunlar homoseksüel mi? Niye birlikteler? Sorusu akla gelmiyor musun? Artık ne düşünüyorsun ya şimdi... Diyorsun ya kadın erkek yayına oturdu mu taciz olabilir. Erkek erkeğe oturdu mu? Ya zamanı geldiğinde pandemi döneminde eşli oturtmuyorduk. Niye? Yasaktı. Otobüste sanki bir şey cinsel ilişkiye mi girecekler? Niye? Yapanlar vardı. Otobüste cinsel evet. İlişki. Evet. Hadi canım. Evet. Kızım ne yapıyorsun? Otobüste iş yeni biliyorum ben. Susturucu mu takıyorlar? Susturucu takmalarına gerek yok. Otobüslerin içinde kamera vardır. Kamera izlenir ve görülüyor her şey orada. O kadarı. Vay hayret bir şey arkadaş. İlk defa duydum bunu, çok şey. Bu gidişle Ayşe de bayağı bilmediğimiz şeyler öğreneceğiz herhalde. Otobüste peki. Yolculuk yaparken bayanların, yabancı bir bayanın işediğini biliyorum. Aha diyeceğim. Evet. Bu da terbiyesizlik yani. Yabancılara, bayağı yabancılar buraya çok rahat buluyorlar bazı şeyleri. Biz onlar kadar rahat ve özgür değiliz burada, onu söyleyebilirim. Ama biz de onlara örnek alarak genişliyorlar. Tamam, sen de düşün. Valla işemiyorum ama. O bir koltuğa işedi, ben iki koltuğa işeyeceğim ya. İşemiyorum ama yani sonuçta sokakları görüyoruz. Eskiden bizim Türk insanımız cinsel olayımız yoktu. Çocuklar istemar yoktu ama yabancılar geldiğinden beri var. Evet, özellikle Suriyeliler, Afganlar ve Pakistanlılar geldiğinden beri bu tarz olaylar çok arttı. Allah hepimizin çoluğunu çocuğunu bu tarz şeylerden korusun arkadaşlar. Amin. Özellikle açtığın hostesleri, katipleri ayrıca korusun. Ya bir de evet. Sizin orada çok var çünkü. Niye? Gece oraya yatmaya geliyorlar. Evsiz barksızlar orada yatıyor. Evet. Bazen orada bir Türk vatandaş bulamazsınız. Hepsi yabancı yatandır. Nereli genelde? Genelde Afgan ve Suriyeli oluyorlar. Genelde onlar ve bir de bunlar çoluk çocuklarıyla gelip kalıyorlar. Bunlar banyosu nerede yapıyor? Değil mi ya? Bunlar hakikaten bu ülkenin en büyük sorunlarından biri. Evet maalesef. Bu kadar mı yani? Evet maalesef. Bir şeyler söyle bir araya. Bir şeyler söyle. Emniyet müdahale etmiyor mu? Ne? Anlamadım. Emniyet müdahale etmiyor mu mesela? Emniyet müdahale. Alıp götürüp bir misafir evi bir şey var mı? Ya emniyet ne kadar müdahale ederse etsin. Biri gidiyorsa 10 kişi geliyor. Evet. Ya biraz da onlar bence... da bıktı artık. Onlar da yaka silkiyor. Haliyle birçok şeyde sıkıntı yani oluyor. Yani ben orada ailenin kaldığını biliyorum. Güvenlik götürüp bunu yerleştirip 3 gün sonra geri geldiklerini biliyorum ailenin. Peki. Diğer bir konuya geliyorum. Hostes, bilet kesen, şoför ilişki. Bu üçgende nasıl bir ilişki dönüyor? Bu ilişki şöyle. İnsan ekmek parası için çalıştığı sürece hiçbir ilişki dönmez. Abi kardeş ilişkisi döner. Ama bizim Türkiye'de tabii hostesler yanlış tanıtıldığı için herkes kötü gözle bakıyor. Halbuki bu işi yapmayanlar da var. Ekmeği için, çocuğunu geçindirmek için yapanlar da var. Ama bizim maalesef Türkiye öyle bir hal aldı ki evet. Hostes dediğinde aa hemen verici gözüyle bakıyorlar. Ön yargı. Aslında hep ön yargıyla gitmek. Çok ön yargı var. Ayşe'de çalışan bütün bayanlar için var bu. Hostes olsun, oradaki büfesinde çalışan olsun, kuru temizlemecisinde çalışan olsun. Bayan gördükleri anda direktmen ön yargı. Yani Ayşe'de çalışıyorum demeyeceksin. Evet bu ön yargı var maalesef. Peki buradaki bu ön yargı şoförler mi art niyetli? Evet. Direkt şoförler artık. Evet. Bunu gözle görüyorlar. Aynen öyle. Halle yolda uzun. Canım sıkılmasın bari mi diyorlar, ne yapıyorlar? Değişik bir şey. Değişik, o kadar olaylarla karşılaştık ki kaptanın biri patronla dayak yediğini bilirim. Bunlardan dolayı. Tabii ki. Bir anlatır mısın o zaman? Şöyle Aşti'de bu süreçte 6 yıl içerisinde geçen ilginç olaylardan biraz bahseder misin? Ne gibi bir ilginç olaylarla karşılaştık? İlginç olaylardan biri benim başıma geldi. Vatandaşın birini 3 defa uyardım, dinlemedi. 3. de dövdüm. En son karakolluk oldu. Sonra karakol amir kızım sen işine git dedi. Haklı olduğumu görünce. Şikayetçi oldu mu? Dövdüğüm şahıs benden şikayetçi olacaktı. Çok komik bir durum arkadaşlar. Ama komiser amiri dedik. O senden şikayetçi olursa bu işin içinden çıkamazsın.
Yoluna git ve kızın nasıl, gözüne bir daha gözükme dedi. Nasıl dövdün? Kız mıydı dövdün? Hayır, erkek. Erkek bence kızın gözüne gözükme. Yok, merdivenlerden aşağı yuvaladım. O dengeyi sağlayana kadar ben 2-3 tane daha geçirdim. Ağzı yüzünü kırdım yani. Demek ki o kadar çok sizi kızdırmış ki. Uyardım. Orada çalışan mıydı? Evet. Hmm. Orada çalışan çırkan dediklerimizden biriydi. Peki kötü niyetle mi yaptın, ne düşündün? Evet. Direkt bana niyetle. Çırtkanlık demek ki onda bir problem haline dönüşmüş o zaman açtı. Ayşe de şöyle söyleyeyim. Orada askılı gördüğünüzde veya mini etek veya şortlu bir bayan gördüğünüzde kesinlikle Ayşe'de çalışan erkeklerin gözünde şüymez. Ha bu verici. Hapsi hiç öyle alakası yok. İnsanlar giyinmekte de yürümekte de özgürdür. Ama Ayşe'de ortamında erkek yoğunlukta çalıştığı için kimse oraya bacısını gelip o şekilde başkası bakacağını biraz, düşünmüyor. Evet, onu, evet biraz o konuda ilgili erkekler... Sadece orada çalışanlar değil, dışarıdan yani ne bileyim bir otobüse binmeye gelen veyahut da yolcu karşılamaya, çünkü benim de başıma geldi yolcu karşılamaya gittiğimde. Hani tek bayan oldu muydu? İlaki bir etraf sarılıyor. Acaba yani hangimize bakacak? Acaba oldu. Hangimize verecek gözüyle bakıyorlar? Ben de çok bir kavga yaşadım. Şey haline mi çevirdiler? Yani kısaca anlatmak istediğiniz bir ego mücadelesi mi? Tabii. Bak ben bu kadar kadınla birlikteyim, bak bununla birlikteyim, evet. Gibi bir şey mi yapıyorlar? Evet. Bütün kadınlar bana bakar, bütün kadınlar benim elimde. Halbuki tiplerine falan da baksan selam vermeye edinirsin. Öyle insanlar var çoğu. Hepsini tabii bazılarını... Tabii. Sözümüz herkes için değil. Evet, İstisnalar kalbi bozmuyor. Birçoğunun eline yüzüne bakmazsın yani. Beş parmağın beşi bir değildir ama kolu bizdedir. Kolu adamlar dolu yani orada böyle falan yapan böyle ağzı yüzü sallıyorlar. Ya çok efendi insanlar da var dediğim gibi. Ayşe'de belli başlı büyük firmalar gözlerim kadarıyla oranın artık pastanın en büyük payına sahip. İnsanlar da otobüs firmalarını tercih ederken özellikle belli kilit merkezi... Fiyatına bakmıyorlar, kalitesine bakıyorlar. Ben fiyatı mesela... çok önemli değil diyorlar. Sadece hı-hı, rahatlığını düşkünüp benim sağlam gitme derdindeler. Ben mesela otobüs özellikle görevlere falan gittiğimde ilk tercihim şeydir yani tamamen otobüs firması. İyi, kaliteli, yani temiz olan bir firmayla girmiyor. Otobüslerde bir ara... Kekler, bisküviler vesaire şeyler dağıtıyordu. Hala dağıtılıyor. Tabii ki dağıtılıyor. En sonunda iyi bir firmada kurabiye dağıtılmaya başladı. Sadece kurabiye mi? Kurabiye sanki dağıtıyor, buna, içeceklerini dağıtıyor. Sanki alkol veriyormuş gibi bahsettin yani kurabiye. Ama çoğu firmada yok. Çoğu firma sana veriyor. Bir 5 liralık, bir 50 liralık değil. Eskiden Boss diye bir firma var. Bu Baran'ın olduğu zaman Ulusoy'un Ulusoy. Onlar çok elit bir tabakaydı. O zaman Boss'ta alkol böyle... Ama Varan zamanında Varan'dı. Varan kravatsız yolcu almazdı arabasına. Terlikle yolcu almazdı arabasına. Varan zamanındaki. Şu anki Varan'la o eski Varan hiçbir alakası yok. Varan'dan verine geldi. Orada her şeyin bir kalitesi vardı. Tabii o vaziyete geldi. Bir konuda değişik bir sorun var olacak sana yine. Aşk dedi, aşk desem sana. Oluyor. Evlenenler de var. Hadi. Evet. Güzel ilişkilerin doğan yaşayanlar var yani. Sen bir tanesini anlatır mısın bize? Nasıl böyle oluyor? Mesela aşkı ve bir kişi aşk olayını nasıl yapabilir? Nasıl bir şey? Ya en basiti hostesle kaptan. Sevgili olup daha sonra evlenip kaptan hostesi evinde oturup karısı yapabiliyor, eşi yapabiliyor. Gördün mü? Neler var? Çok şeyler var. Kötü olaylar olacak değil ya. Arada da böyle mutlu olaylar olsun yani. Yani orada mesela büfe işleten karı koca var. Beraber gelip beraber çalışanlar var. Güzel ya. Valla aşkı da aşk, kalede aşk gibi bir şey olmuş. Ama oluyor. İyi ne güzel valla. Aşkın olmadığı yer? Yok ya. Mezbanedir, ya. Mezbanedir. Her yerde var ya. O yüzden aşk her yerde güzeldir. Her yerde canlıdır. Her yerde aşk yapılır yani. Aşk olsun. Aşk olmayanın pilavdan dönemi kaşığı kırılsın. Aygül Hanım, siz bahsedin biraz da bu aşk hayatınızdan. Hiç bahsetmiyorsunuz. Efendim, hep böyle gizli aşk kıyılandık. Hayatım yok maalesef. Şuramam, İnanmayın şuramam, arkadaşlar. Şuramam. Bu kulaktan girdi, evet, bu kulaktan evet. Çıktı. Bu arada Gülper Hanım'la Aygül Hanım da iyi arkadaşlardır. Bir 10 yıllık dostluğumuz var. Bir şey yok arada. O kadar yani. O kadar. Aşkı da görsen aşk olur mu? Olur. O kadar yani. O kadar yani. Sen şoför ol desin. Süper olurdu yalnız ya. Yalnız bugün süper. Konu ben değilim yalnız. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Ama Aygül Hanım her şeyi beraber yaptığımız için sıkıntı yok. Sen ben ne farkımız var? Gülper Hanım isterseniz söyletmeyin kötüyü. Açtırmayın ağzını. Her şeyi beraber yaptığımız için sıkıntı yok. Evet. Her zaman beraber değiliz bebeğim. Yok her zaman ama sen benden habersiz yapıyorsun evet. Yapıyor. Evet evet. Hasan Bey sizi geri alalım biz bir şöyle. Ben arada duruyorum vuruyorsanız bana vurun.
yok, biz o kadarla gelmiyoruz. Yani bizim dostluğumuz belki. Yok, dostluğumuz konusunda şüphe yok. Yok ya, biz birbirimizi dövsek de, birbirimize kıssak da en fazla. Dövüyor musunuz bu arada birbirimize? Arada bir yan yana geliyor, yoruyoruz birbirimizi. Yoruyorsun. Ne, hangi yormazsak olmaz ya, tadı mı çıkar? Hangi konularda yoruyorsunuz birbirinizi? Ya mesela onun istemediği bir hareket yapmışımdır. Gıcık olmuştur bana. Senin sevmediğin hareketler nelerdir? Veya ben şey yapmışımdır. Aygül sana geliyorum, kahve yap demişimdir. Ne? Yapmamış mıydı? Yapmaz. Yaparım yaparım. Aygül kahve yapmıyor. Aysu yapıyor, yalan söylüyor. Kocaman kız yetiştirecek. Bırak da o yapsın. Ama ben senin elinden içmek istiyorsam nasıl olacak? Niye? Ben yapınca daha mı tatlı oluyor bende? Evet. Bende? Evet. Belki senin elinden içmek istiyorum. Sen Allah'ım de... ben nereye düştüm? Bir dakika. Lan çağırın beni, kahvenizi ben yapayım da. Bu kadar dert etmeyin. Onun ama bak 10 yıldır arkadaşım, bir gün olsun elinden kahve içmedim ya. Peki. O zaman güzel zamanı seninle birlikte konuşarak geçirmek istiyor. Hayır bırak kızım. Kahveler olsun, hazır ya gelsin. Ya zaten mutfakta oturuyoruz. Bir yerde değiliz ki. Ne yapayım? Kıvır kıvır buraya kadar. Aygül oradan sonra sen cevap ver. Ya. Şimdi bakalım. Bir şey daha soracağım. Dikkatimi çekti. Dövmen güzel melek kanatlı bir yıldız. Evet. Çevir. Ne? Peri. Ben icap etti. Peri ismini taşıyor. Peri ya. Özel bir sebebi mi var? Adımı taşıdığı için. Aslında Gülperin. 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 Sonunda neye var? Mı şey yapayım dedin, kazıyım evet, mı dedin? Evet, kazıyım adımı dedim. He. Ölsem bile öbür dünyada gelmezsin. Başka dövmelerin var mı ya? Var, bacağımda da var. Güneş şey. Kraliçesi var. Hadi canım. Evet. Sen ne yaptın? Dövmeyi seviyorsun o zaman. Seviyorum. Dövmenin bir anlamı var mı? Sevmeyi, biri sana sevdirdin mesela dövmeyi? Mesela benden sonra abim yaptı. O az kalsın ölüyordu dövmenin yüzünden ama kıl payı kurtardı. Niye? Alerji mi yaptın? Gelir gelmez duş aldığı için iltihaplandırdı. Hadi. Bundan öğreneceğim şey, dövme yaptıktan sonra hemen duş almıyoruz. Tabii ki. Sakın kötü işlere girmeyin. Kesinlikle. Özellikle cenabet gezmeyin bu süreçte. Dikkat edin. Allah verir. Banyo yokmuş. Teyemmüme de izin yok anladığım kadarıyla o süreçte. Sıkıntı yani. Sıkıntı. Aygül Hanım, sizin dövmeniz var mı? Siz hiç dövme yaptırmıyorsunuz. Maalesef. Bu kadar, yoktur dövmen. Bu kadar iyi arkadaşsınız. O her yerine dövme yaptırmış, utanmasa vücutta boş yer kalmamış. Evet, çok ilginçtir, çok iyi arkadaşız ama tamamen 90 derece tersizdir. Zıt belki kutu 120 kutu. Derece. Zıt kutubu. Çok zıttızdır. O dövme sever, ben sevmem. Peki senin ne sevmediğini, bunu sevdiği bir şey veya seni sevdiğin bunu sevmediği bir şey ne? Benim sevip onu sevmediği bir şey var mı? Hiç hatırlamıyorum. Yani hiç öyle bir tartmadık. Ben bunu seviyorum, sen bunu sevmiyorsun diye. Ama bazı yaşadığımız olaylarda veyahut da konuştuğumuz konularda ortaya çıkıyor bu. Genelde erkekler üzerinde. Sen bir erkeği sevmiyorsun, o seviyordur. Yok, o konuda da çıkmıyor. Ben fikrimi söylerim. O konuşursa konuşur, ha. O konuşmasa konuşmaz. Ya da o fikrini bana söyle. Ben konuşacaksam konuşurum. Ama ben konuştum diye Aygül bana küsmez. Yemek mesela? Sadece ağzıma tükürür. Ağzına mı tükür? Yani. Nasıl bir aşk yaşıyoruz? Ağzıma tükürür. Ay bizim, ya bizim yani. Aşkımızı kimse kıza yaslayamaz. Lütfen 10 yıllık. Ne olmuş yani 10 yılsa? Benim 20'lik arkadaşlarım var. Bunlara aşık olmuyor. Ama sen onları yaşayamamışsan ben ne yapabilirim? Ne yapayım yaşamak için? Duvarlara ismini yazayım. Evinden çıkınca karşıya bel fıtığı Hasan Gümüş mü yazayım? Yazmana gerek yok ki. Seni bilseydi, seni isteseydi zaten yaşatırdı sana. Doğru söyledin. İşte buradaki önemli nokta ne biliyor musun? İki kişi birbirini isteyecek. Tek kişinin istemesi olmuyor. Yani. Ama onu seni istemesi için de bir şey yapman lazım. Ya karşılıklı her şey karşılıklı anlayışa evet. Saygıdan geçer. Aslan bile sevdiği kişinin sınırlarını belirlemek için etrafına işermiş. O alana başka aslan girmiyorsun diye. Vay bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Öğrenmiş oldum. Bilmiyordum öğrenmiş oldum. Aslanlar kaç kez çiftleşti? Biz de mi yaptık öyle acaba? Çok merak ediyorum. Bence değil. O konuda da bilgi vereyim mi? Yok almayayım sağ ol arkadaşım. Arkadaşım benim de içimdeki sapık çıktı ya lan. Ne oldu arkadaşım bugün sana ya? Bugün bana ne oldu ya? Evet ya Gülperi ne yaptın? Açtın bir yüzü bana. Kendimi şoför gibi hissettim. Otobüs şoförü. Ortada oturur ya şoför böyle götürürken. Aaaale. Bir eli de dışarıda. Bir de sigara içer. Yık sigara içip yakalanırsa bir de ceza yiyor. İlk molada sen git. İkinci molada sen git. Ama ben sana pahalıya gelirim şekerim ya. Ay parası önemli değil. Muameleye bak bir tanem. Kafesten yatmaz be güzelim. Aa, bilgi de otobüs deyip kamyon arkası sözleri gibi oldu. Çok teşekkür ederim Gülper Hanım. Güzel bir sohbet oldu. Kusurum ben teşekkür ediyorum. Affola. Estağfurullah. Ama ben size küsüm. Müsaaden varsa ben size küsüm. Cümlemi bitireyim ondan sonra. Ben size küsüm. Niye küstünüz? Küsüm. Yine küsüm ama yine de niyeyse geldim bilmiyorum işte. Kıramıyorum bunu diyorsun. Hmm, Aygül Hanım çok teşekkür ederim.
Ay efendim, biz teşekkür ederiz. Bir sonraki konumuzda astronot masturuna seçecek. Vallahi bilmiyorum. Düşünüyorum aslında bayağı böyle değişik mesleklerden bir konuk gelse hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Bu arada katılmak isteyen seyircilerimiz varsa seve seve kapımız açık. Evet, YouTube kanalımıza altına yorum olarak yazabilirsiniz. İletişim bilgilerinizi info@flumedia.com'a atarsanız sizlerle irtibata geçeriz. Instagram kanalımızda, bu arada Instagram adresimizi de verelim. Flu Medya Stüdyo. Senin vereceğin bir Instagram adresi varsa bir şey ver. Facebook'tan Flu Grup. Telefonum WhatsApp'tan 544. Ben adres verirsem sizin keseceğiz. Olaylarınızı geçerim. O yüzden sizi hiç çöktür. Görüşmek üzere. Çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrardan huzurlarınıza, konuklarıma ve asistanıma teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki programda sizlerleyiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.